Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Rain Man'i ve popüler kimlik kazanmış olan Derdim Olsun isimli şarkısı ve beraberinde video klibini konuşacağız. Rain Man kim? Bu sorunun cevabını artık herkes biliyor. Gerçek adı Yusuf Aktaş ve bir sosyal medya fenomeni. Bunu Rain Man'in sosyal medyadaki takipçi sayılarına baktığımız zaman da görebiliyoruz. Biz bu videoyu yayına hazırlarken Rain Man'in Instagram'da 4.7 milyon ve YouTube'da 3.7 milyon yaklaşık takipçisi vardı. Gelelim asıl konumuza. Derdim Olsun isimli şarkı ve video klip nasıl oldu da bu kadar başarılı oldu? Şarkının video klibi YouTube'da 2 saat içerisinde 500 bin görüntülenme ve 400 bin beğeniye ulaştı. 24 saat içinde 6 milyondan fazla izlendi ve Aleyna Tilki'nin rekorunu kırdı. Aleyna Tilki'nin Dipsiz Kuyum isimli şarkısının video klibinin 2 ayda ulaştığı 650 bin beğeniye 24 saatte ulaştı. Derdim Olsun isimli şarkının video klibi YouTube'da bir günde 10 milyon izlenme rakamına ulaşırken 1 milyon beğeni rakamıyla gerçekten de Türkiye rekoru kırdı. Ve kaçınılmaz olarak şarkının video klibi YouTube'da trend videolar sıralamasında 1 numaraya yerleşti. Sen bu yaprağın gençliğimin rüyasıymış. Şimdi gelelim Rain Man'in ne kadar şarkıcı olduğu sorusunun cevabına. Bir video klip bu kadar çok beğeni kazanınca ve rekorları alt üst edince acaba o şarkıyı yorumlayan gerçekten şarkıcı mı? Bunu anlayabilmek için yapmamız gereken ilk iş Rain Man'in sosyal medya hesaplarında paylaşmış olduğu şarkı söyleme, vokal performanslarına göz atmak. İşte onlardan bazıları. Ben koştum, hayallerimin peşinden yoksun. Ömrümü uğrunda harcarcasına deliler gibi isyan. Bu kısa video paylaşımlarına baktığım zaman Rain Man için şunu söyleyebilirim. Şarkı söylemeyi seviyor, bunu çok ama çok istiyor ama şarkı söyleyemiyor. Yani klasik anlamda Rain Man bu performanslarıyla bir şarkıcı değil. Ama insanın önce kendine inanması gerekiyor. Rain Man de kendine inanmış ve bu işin peşini bırakmamış. Tek başına solo şarkılar söylemek yerine yanına kendisinden daha iyi şarkı söyleyebilen karakterleri alarak videolar çekmeye devam etmiş. Ve bu videoları da kendi sosyal medya platformlarında paylaşmış. Yavaş yavaş artık ben şarkı söyleyebilirim mesajını kitlesine vermeye başlamış. Rain Man ilk olarak Berkcan Güven'le stüdyoya girdi ve onunla yorumladığı şarkı 25 Ağustos 2017 tarihinde kendi YouTube sayfasında yayınladı. Rain Man'in Berkcan Güven'le yorumladığı Biziz isimli şarkı aslında diss formunda bir şarkıydı. YouTuber'ların birbirlerine bir anlamda laf soktuğu çalışmalardan biriydi. 20 Ekim 2017 tarihine geldiğimizde Rain Man bu kez YouTube sayfasına yeni bir video yayınladı. Bu video Voyo Voy adını taşıyordu. Bu müzik videosunda Rain Man Veysel Zaloğlu ile birlikte stüdyoya girmiş, kamera karşısına geçmiş ve şarkıyı yine birlikte yorumlamışlardı. Farka tanlarız ve geride kaldınız bu ortamda. Sevmiyor, 2 Kasım 2018 tarihine geldiğimizde Berkcan Güven ve Veysel Zaloğlu ile ortak çalışmalar yapan ve şarkıcı kimliği oluşturmaya çalışan Rain Man'in bu kez daha popüler bir vokalle bir araya geldiğini görüyoruz. Bu vokal Apio. Apio'nun vokalinin ağırlığını hissettirdiği şarkının video klibinde Rain Man bir şekilde ben de şarkı söylüyorum mesajını vererek projeye kendini dahil etmiş ve beraberinde kendi YouTube sayfasında bu videoyu da yayınlamıştı. Sevmenin kimseye nedeni sorulmaz. Bayrak oldum, dalgalandım ellerinde. Rain Man'in kendi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında yer alan o küçük şarkı söyleme seanslarına ve beraberinde sizlerle paylaştığım o 3 adet müzik videosuna baktığımız zaman görüyoruz ki Rain Man'in o ana kadar henüz müzikal bir kimliği oluşmamış. Bir YouTuber, bir sosyal medya fenomeni olarak aslında kendi kitlesini daha fazla arttırma çabası içerisinde olan çalışmalar diyebilirim bunlara. Aslında Rain Man tüm bunları yaparken çok önemli bir hesabı vardı. O hesapta şuydu: şarkıcı olmak. Şimdi gelelim Derdim Olsun isimli şarkıya ve video klibine. 25 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan bu şarkının video klibi sonrasında çok şey yazıldı, çizildi ve söylendi. Bir de biz söyleyelim, bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz. Derdim Olsun isimli şarkının formuna baktığımız zaman bu şarkı için arabesk bir şarkı diyebiliriz. Rain Man arabesk şarkı söylemeyi seviyor. Amatör çalışmalarında da bunun mesajlarını zaten görüyoruz. Ben mi yanlış ya? Yaptım seni delice, söyleydim
senin için ağlar mıydım dilerdim. Gözlerimden yaşlar dinliyor. Rap'ten reggae'ye kadar uzanan denemelerinin sonucunda aslında kendi müzikal formu bu. Yani Rain Man ne yaparsa yapsın bundan sonraki süreçte arabesk bir şarkıcı kimliğiyle yoluna devam etmek zorunda. Ama şarkının arabesk formu günümüzün klasik anlaşılır arabesk şarkı söyleme formu değil. İçinde rap öğelerinin de yer almış olduğu bir arabesk form söz konusu. Şarkının testlerine baktığımız zaman yetersiz ve başarısız olduğunu görüyoruz. Ancak tizlere geldiğimiz zaman Rain Man tizlerde şarkının hakkını biraz daha verebilmiş. Ama gerçek bir şarkıcı bir şarkıyı yorumlarken hem peslerde hem tizlerde ben şarkıcıyım der. Ama Rain Man'in bu şarkıdaki performansı şunu söylüyor. Ben henüz şarkıcı değilim. Bu ifade Rain Man'in bir şarkıcı olamayacağı anlamına gelmez. Çalıştığı takdirde olabilir. Ama nasıl? Şu cümleye lütfen dikkat edin. Her şey yalan, şarkı gerçek. Sizin ne kadar iyi solist olduğunuzdan öte hangi şarkıyı yorumladığınız daha da önemlidir. Dolayısıyla Rain Man bu şarkıda doğru olanı tercih etmiş. Yani derdim olsun aslında müzikal formuna, sözlerine baktığımız zaman bu arabesk nüansı ile birlikte Türkiye'nin müzik dinleyicisine hitap eden bir forma sahip. İşte başarının anahtarı bu. Yoksa Rain Man'in performansı değil. Çünkü ortada bir performans yok. Ama yine hakkını teslim edelim. Rain Man'in azımsanmayacak bir kitlesi var. Bu kitle onu sahipleniyor ve sahiplenirken de karşılığını veriyor. Tıpkı bu şarkıyı sahiplendikleri gibi. Tüm başarı tabii ki Rain Man'in değil. Bir şarkı sadece solistle var olmaz. Ortaya önce şarkıyı çıkaracaksınız. Şarkıyı çıkaran kim? Bu şarkının sözü ve müziğini kim yazdı? Düzenlemesi kime ait? Onlara da haklarını teslim etmemiz lazım. Şarkının sözü ve müziği Emre Şakar'a, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğut'a ait. Önce şarkının sözlerini yazan ve bestesini yapan Emre Şakar'la başlayalım. Emre Şakar aslında aranjör Özkan Meydan'la daha önceden de ortak çalışmalar yapmış. Nasıl mı? İşte onlardan bir tanesi. Sız duvarlarda yankılar var. Kendimi unuttum sen. Ciğeri Yakıyor isimli bu şarkıda Emre Şakar şarkıyı söylerken Özkan Meydan da şarkının aynı zamanda aranjörü. Yani Emre Şakar kendi şarkılarını Özkan Meydan'a aranje ettiriyor. Aranjör Özkan Meydan da Türkiye'de artık popüler olmanın yollarından biri olan aranjör albüm ya da single çalışmalarından birine kendisi de imza atmaya devam ediyor. Emre Şakar'la birlikte çalışma yaparken Elif isimli bir kadın vokalle de kendi videosunu çekiyor. Aşkımız dile gelir belki bazen kalemi sen ya da kağıdı. Aslında tüm bunlara baktığımızda Derdim Olsun isimli şarkı ile birlikte yeni jenerasyon söz yazarı, besteci, aranjör ve bir YouTuber bir araya gelerek kendi yol haritalarında popüler olma yolunda ciddi bir adım atıyorlar. Şarkının video klibine gelince, video klipte epey konuşuldu ve üzerine yorumlar yapıldı. Dolayısıyla burada video klip yönetmeninden de söz etmek lazım. Atilla Öztürk. Aslında Atilla Öztürk video klibin yönetmeni ama hikayeyi yazan ve video klibin böyle çekilmesini isteyen kim derseniz o da Rain Man. Rain Man bu şarkının videosunu izlemiş olduğunuz video klipteki gibi istiyor ve yönetmen çekiyor. Ama gelin görün ki yönetmenliğini Atilla Öztürk'ün yaptığı ve hikayesini Rain Man'in yazdığı bu müzik videosu 2011 yılında çekilmiş olan bir kısa filmle birebir benzerlikler taşıyor. Mana Mana Killer isimli o kısa filmdeki ana tema alınmış ve Derdim Olsun isimli müzik videosuna birebir uygulanmış. Buna esinlenme mi diyeceğiz yoksa başka bir şey mi? İşte o ana tema ve büyük sükse yapan Derdim Olsun isimli şarkının video klibinin gerçek anlamda nereden esinlendiği ya da nereden... Ve gelelim Derdim Olsun isimli şarkıyla ilgili bir başka konuya. Şarkı yayınlandığı ve video klibi izlendiği andan itibaren şarkının sözleri ve video klibin görsellerine bakıldığında bu şarkı Muhsin Yazıcıoğlu'na ithaf ediliyor gibi bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Bu son derece büyük bir hataydı. Ve bu konuda Rain Man benim bildiğim kadarıyla hiçbir açıklama yapmadı. Ama yapması gerekirdi. Çünkü Türk siyasi hayatının son derece önemli değerlerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, Rain Man'in yorumlamış olduğu
Derdim Olsun isimli şarkının sözleriyle ve hikayesiyle özdeşleştirilemez. Çünkü bu misyon Rain Man'in misyonu olamaz. Bu şarkının sözleri Rain Man'e ait değil. Söz yazarı ve bestecisi Emre Şakar. Emre Şakar, Rain Man'e vermiş olduğu bir şarkıda neden Muhsin Yazıcı olduğunu anlatan bir şarkıyla yola çıkmış olsun. Ya da tam tersini düşünelim. Rain Man Emre Şakar'a bana Muhsin Yazıcı olduğunu anlatan bir şarkı yaz mı dedi. Tabii ki değil. Çünkü böyle bir olasılık mümkün değil. Bunu düşünmesi mümkün değil. Bazıları subliminal mesajlar peşinde koştular. Muhsin Yazıcıoğlu Sivaslıydı, Rain Man de Sivaslı. Rain Man video klibi 25 Ocak 2019 tarihinde yayınladı. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009'da vefat etmişti. Rain Man'in video klibinde bir uçak enkazı vardı. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu da aynı zamanda bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Ya da Rain Man'in video klibinde bir kurt vardı. Kurt, ülkücülerin ve Türk milliyetçiliğinin bir simgesidir. İşte bu subliminal mesajların Muhsin Yazıcıoğlu'na bir gönderme olarak algılanması ve böylesine sosyal medya yorumlarının yapılması gerçekten de bana göre abesle iştigal bir durumdu. Bunu biraz daha açalım. Bir YouTuber olarak, bir sosyal medya fenomeni olarak Rain Man'in böyle bir misyonu yok. Size sadece 3 videoyu hatırlatacağım. Beni daha iyi anlayacaksınız. Onlardan ilki, helyum gazı nasıl içilir? Rain Man bunu test ediyor. Merhaba arkadaşlar. Bir başka video. Stres çarkı nasıl çevrilir? Rain Man onu test ediyor. Bayağı dönüyor lan bu. Ve bir başka videosunda Rain Man nasıl takla atılır dersi veriyor. Yani kendinizi savurup atmanız lazım. Hadi at de bana kendini. Hadi at. Tüm bunlara baktığımızda Rain Man'in aslında bir ideolojinin temsilcisi ya da sözcüsü olmasını bekleyemeyiz. Rain Man bir YouTuber ve YouTuber olarak kendi sosyal medya kanallarında yapması gerekeni yapıyor. Yani eğlenceli videolar çekiyor ve onları yayınlıyor. Kitlesini mutlu ediyor ve mutlu etmeye çalışıyor. Ve tabii ki ticari olarak da kazanıyor. Bildiğiniz gibi YouTuberlar artık ticari olarak iyi kazananlar arasında yer alıyorlar ki sosyal medya fenomeni Rain Man'in kitlesine baktığımızda, performansını yakından incelediğimizde Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu popüler kimlik ona ticari olarak da bir geri dönüş sağlıyor. Derdim olsun sadece ve sadece o ticari geri dönüşün hızlanması ve artması için yapılmış olan bir proje. Ne Muhsin Yazıcıoğlu'yla ne de başka bir şeyle hiçbir ilgisi yok. Zaten bir YouTuber olarak popüler bir şahsiyet olan Rain Man acaba şarkıcı kimliğiyle bundan sonra var olabilecek mi? Hemen kendi analizimi yapayım. Dersine çalışırsa tabii ki. Her geçen gün üstüne koyarsa tabii ki. Ne demiştim? Bu videonun içeriğinde geçen dakikalarda her şey yalan, şarkı gerçek. Bir solist ortalama değerde şarkı söyleyebiliyorsa ve iyi bir şarkı, gerçekten de iyi bir şarkı yakalamışsa o istediği hedefe ulaşabilme yolunda daha kolay, daha rahat adımlar atabilir. Rain Man'in yaptığı da bu. Derdim olsun onun için bir şanstı ve bu şansı iyi kullandı. Ama gönül ister ki performansını bir konserde sergilesin. Halkın önüne çıksın ve canlı performansta bakın ben şarkıcıyım diyebilsin. Henüz bunun için çok erken. Bunu gerçekleştiremez. Daha çok yol alması ve hani sokak diliyle ifade etmek gerekirse 40 fırın ekmek yemesi lazım. Sezar'ın hakkını da Sezar'a teslim edelim. Türkiye coğrafyasında bir YouTuber olarak kendi kitlesini yaratmış ve beraberinde yapmış olduğu şarkıyla Türkiye rekorunu kırmış. Kırmış mı? Kırmış. Söylenecek söz var mı? Ben söyledim, gerisini siz getirin. Bu videoda Rain Man'i ve Derdim Olsun isimli video klipteki performansını konuştuk ve değerlendirdik. Bir başka videoda yeniden birlikte olacağız. Ancak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanala abone oldunuz mu? Abone olmadıysanız ne zaman abone olacaksınız? Eğer olmak istemiyorsanız bu videoyu sonuna kadar neden seyrettiniz? Gerçek şu ki YouTube gerçekten de derin ama çok derin bir çukur. Bu çukura düştüğünüzde birçok kanalla karşı karşıya kalabilme şansınız var. Ama bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz size tavsiyem. Bu kanala abone olun ve içeriklerimizi daha yakından takip etme ve bilgilenme şansını yakalayın.